أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâl khayri velâv asîrâ. Uylemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâ. Ve bir senede muttasıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ kharacel raculu fekâle bismin beytihi fekâle bismillahi hasbiyallahu tevekkertu alallah la havle ve la kuvvete illa billah feyukalu hasbu dîte ve küfîte ve bukîte feyetehneha lehu şeytan. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhi ve salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbâb-ı rıdvâhullâhu teâlâ aleyhi mecmâinin bir cümle âlite-i teâlinin müminatın hâsaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, mücevherlerimiz, hazırûn ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervâcine el-Fâtiha. İzâ dâhale ehlül cennet el cennete. Cennettikler cennete girdiğinde yakûlullah azze ve cel, aziz ve celil olan, celal ve azamet sahibi olan Allah şöyle buyurur. Hel teştehûne şey'en fezîdekûn. Bir şey istiyor musunuz? Daha çok verin. Burada istenilene red yok, hayır yok. Bir şey istiyor musunuz? Size vereyim, artırayım. Fekulûne Rabbana ve mâ fevke mâ ataytene. Evet. Ya Rabbi burada her şey var. Yok yok burada. Daha ne isteyelim? Şu bize verdiklerinden daha üstünde var mı? O kadar güzel şeyler var ki gözün görmedi, kulağın duymadı, hatıra gelmedi güzellikler var diyor Peygamberimiz. Allah nasip etsin girelim. İşte onlar da ne güzel. Bundan da güzel olur mu ya Rabbi? Derler. Bu güzellikle insanın zaaf noktasıdır. Evet, konfor, rahat, zevk insanın zayıf noktasıdır. Şeytan Adem Aleyhisselam oradan yakaladı. Cennete girdiklerinde işte öyle güzel cennet. Yiyin için şunu yaklaşma. Ve takrabe hazi şecara. Şu ağaca yaklaşmayın dedi. Ağaç mı yani? Diyorlar bir bitkiye ağaç demiştir Allah. Kimisi buğday diyor, kimisi incir diyor falan filan. Girince sorarız Adem Aleyhisselam. İnsan. Hangisiydi o diye sorarız. Öyle müfessirler itiraf ediyorlar. Şuna yaklaşmayın. Şimdi şeytan intikam alacak ya. Cennetten kovulmuş. Dolaşıyor cennetin etrafında. Adem Havva anamız azı kenara çıkmış. Demiş hava hava. Kardeşim gel diyor. Ne istiyorsun? Demiş bak cennet güzel değil mi? Ne güzel. Ne kadar güzel. Allah size niye ona yaklaşmadın diye biliyor musunuz? Niye? Siz ondan yersiniz ebedi kalacaksınız. Hiç oradan çıkmayacaksınız. Sizi çıkaracak bir süre sonra. Onun için yemeyin dedi. Yerseniz hep kalırsınız orada. Hava anamız yapma diyor. Vallahi billahi, evet. Kur'an'da ayet var, yemin billahi diyor. Vallahi billahi böyle bak. Ondan yerseniz ebedi kalacaksınız. Şeytan bu yahu, yalan söylemez mi? İntikam alacak ya. Havva anamız geliyor, şeytan. Cennet çok güzel. Bize yemin edince Havva anamızı inandırıyor. Adem diyor, cennet çok güzel biliyorsun. Evet çok güzel Havva.
Çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Ama diyor bak diyor, iblis bana dedi ki, ben burada çok kaldım, siz daha yenisiniz, acemisiniz. Eğer bu meyveden yerseniz ebedi burada kalacaksınız. Git oradan. Allah'ın emri üstüne mi sevk ediyorsun beni? Kovuyor birini. İkinci gün gene gelir. Adem akılsız gelme diyor. Kalalım orada, ne güzel bak. Yok yok burada görüyorsun. Git şuradan diyor bir daha. Üçüncü gün yine geliyor. Adem etme diyor bak. Aklını başına topla. Kalalım şimdi, ne güzel diyor. Mutluyuz görüyorsun. Hava diyor, doğru söylüyorsun diyor. Cennet çok güzel ya diyor. Her istediğimiz var burada diyor. Konfora alışmak zaaf noktası bak. Buradan hak eden çıkmasak iyi olur ya diyor. Hep burada kalalım. Evet. Yiyince de iş tamam. Avret mahalleri açılıyor. Cenab-ı Hak diyor ki ben size ne demiştim? Tevbe çoktan etti ama faydası yok. Ya yok diyor. İn aşağıya. Evet, in aşağıya. Hadi dünyaya. 300 sene birini bir tarafa atmış. Hava anamızı yazılana göre ciddi yapmış. Kabri de orada şimdi. Adem Aleyhisselam babamızı da Sri Lanka'ya Serendip Adası'na atmış. 300 sene yalvarmışlar. Rabbena zalemna enfusena ve illem tavfirlena ve terhamna lenekünnenne minel hasirin. Ya Rabbi biz ettik seni. İnsanlık bu. İnsanlık bu. Ehbecem tevbe istiğfar demek iblislik, şeytanlık bu. Evet, biz günah işlemeyen bir Allah. Yanlış yaptık mı pişman olacağız. Adem babamız gibi. Ama Adem babamız hatasını zelle denir ona. Affettirmek için 300 sene diyorlar. 300 sene kanlı gözyaşlarıyla ağladı diyorlar Havva anamız da. Sonra Arafat'ta buluşturdu. Müzdelife'de düğün ettiler. İnsan nesli çoğaldı. Sen de bir şey yaptığın zaman, hata yaptığın zaman hemen pişman ol. İçten gelen yanıklıkla, üzüntüyle bir daha işlememeyi kesin kararlıkla Estağfurullahalazim ve etübileyim. Azamet sahibi Rabbim günahımı affet. Ben senin yoluna döndüm. Yanlış yollardan gitmeyeceğim de. Şimdi demek istediğim bu. Şeytan bizi zaaf noktalarımızdan avlıyor. Zaaf noktalarımızdan. Her yerde böyle. Zaaf noktan ne? Alkış. Alkıştan giriyor. Zaaf noktan ne? Rahatına çok düşkünsün. Oradan giriyor. Zaaf noktan ne? Kadın. Kadından giriyor. Zaaf noktan ne? Oğlumu çok severim. Oradan giriyor. Zaaf noktan ne? Kız. Kızından giriyor. Senin zayıf tarafından giriyor. Ondan sonra da geçip karşına gülüyor. Geçip karşına gülüyor. Ben sana zorla gelme dedim. Yapma dedim. Söyledim. Aklım vardı. Yapmasaydım ya. Deyip kenara çekiliyor. Evet, Ebu Cehil'i de böyle kandırmış peygamberimize karşı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsun Allah'ın izniyle Mekke'den Medine'ye hicret etti. Orada kim bakacak bunlara? Baldırı çıplak kimse. 5 kuruşları yok falan. Mekke zenginleri. Ama Resulullah var ortada. Allah'ın Resulü. Kainatı onun hürmetine yapın. Allah onu tuttu. Aziz. Gittikçe büyüyor Müslümanlık. Eyvah! Eyvah! Hani siz ne diyorsunuz? Onlara göre yılanın başını ezmek lazım. Diyorsunuz ya, hemen işi bitirelim. Daha iş büyümeden toplanıyorlar, geliyorlar. Şeytan dürtüyor. Çabuk çabuk. Elinizi çabuk tutun. Bedir'de 2 silah var. Gerisi taşla sopayla. Ötekiler zırhlı, çift zırhlı, oklu hepsi. Ellerinde mızraklar var. Şeytan da orada dayan aslanım dayandı. Görüyorsun. Ayaklarında potin yok. Sırtlarında elbise yok. Karınlarında lokma yok. Aç bir ilaç. Ellerinde taş sopa. Sende çift zırhlar var. Oklar var, mızraklar var. Gün bugün aslanım. Hadi hep beraber şunun kökünü kazıyalım. Evet, Cenab-ı Peygamber Efendimiz de diyor ki ya Rabbi benim yapabildiğim bu kadar. Bu kadar adamım vardı, getirdim. Silahım yok demediler. Potirim yok demediler. Karnım dolu yok, lokma yok demediler. Senin için canlarını ortaya koydular. Ya Rabbi sen bilsin gari. Yalvarıyor. Öyle deyince 1000 tane melek. Ve emdetnâküm bi elfi minel melâikti müsevvimîn. Soruklu,
böyle kır atlar üzerinde 1000 melek gönderiverdik. Tekbir Cebrail Aleyhisselam vaktiyle arkadaş şeytan. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lillahilham. Böyle sesini duyarak görmüş. Demiş arkadaş ben gidiyorum, böyle sıkıntılı işlere kalamam, gelemem ben. Sıvışmış gitmiş. Ebu Cehil yalnız kalmış. 1000 melek, 300 Müslüman, 113. Aslanlar gibi. Ölmeyi canına minnet biliyor, şehit olmayı. Ölümden korkmayandan herkes korkar. Ebu Cehil'e ne var? Ölüm var. Başka bir şey yok. Hepsi orada yere serilmişler. Şeytan bu, orada sıvışmış hemen. Ben demiş sıkıntılı işlere gelemem. Ben senin bilmediğini biliyorum, görmediğini görüyorum. Kur'an'da var bunlar. Şeytana inanılır mı hiç? Ama işte biz o Adem'le Havva'danız. Şeytana inanmış ya. Biz de inanabiliriz. Biz de peygamberimize uyarıyor. Besmele'yi çekmeyi unutmam diyor. Tepenizde, evinizde, yemenizde, içmenizde. Sakın ha. Evet. Şimdi efendim zevk şeyden çıktı ya. Cennete girdiğinizde cennetliklere Allah Zülcelal sorar. Başka şey istiyor musunuz? Bundan güzeli de var mı ya Rabbi? Bunun üstün olur mu ya Rabbi? Evet, görevli melekler yaklaşırlar. Akılsızlık etmeyin. Alimlerinize danışın. Evet, Kur'an'da da böyle. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Şimdi bu da kalmadı. Ayakkabıcı herif ne güzel, helalinden para kazanıyor. Oh, çalışıyor gece gündüz, ne güzel. Dini konuda gidiyorsun. Hocam benim kanaatime göre, sen kimsin ulan? Buraya ayakkabıyla uğraşsan ya, benim kanaatime diyor, baş ve din konusunda ahkam kesmeyin. Şimdiki insan, gidiyorsun bir doktora, çok güzel, ne güzel insanın acısını dindirme. Yürekten dua ediyorlar, ne güzel meslek. Bir din konusu, hocam benim kanaatime göre, o ya sen doktorsun, doktorluğuna karışsana ya. Din konusu öyle basit bir iş mi? Herkes ahkam kesiyor. Yok, Allah buyuruyor ki, fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğinizi ilmiyle amil, namazlı abdestli alimlere sorun. Orada da işte melekler diyor ki akılsızlık etmeyin, alimler yok mu burada? Var. E sorsanıza. Soruyorlar, rızanı istiyoruz, rıdvanını istiyoruz, cemalini istiyoruz desenize ya. Hazır teklif var, başka ne istiyorsunuz? Evet, veledeyna mezid, Kur'an'da var, veledeyna mezid, bizde daha fazlası da var. Daha fazlası ne? İşte bu. Öyle deyince Allah rızvanını onlara verir ve cemal-i ilahi cennetlikler görür. Allah bize buna ulaşmayı nasip etsin. Amin. Buna ulaşmak için gerekli olan hareketleri, davranışları yapmak için bize yardım etsin. Amin. Burada kazanılıyor bu iş. Evet. Diler ki ya Rabbi, ya Rabbi bundan daha üstün var mı? Feyakulu rıdvani akbar. Rıdvan minallahi akbar. Kur'an'da ayet. Benim rıdvanım, rızam her şeyden büyüktür, üstündür. Evet. Evet. Ehli cennette Allah Celle Celaluhu ya ehlel cennet, ey cennetlikler miskatul mesabihte feyekulune lebbeyk rabbena ve sa'deyk. Buyur Rabbimiz, buyur. Vel hayru fiyyeleyk. Bütün hayırlar senin elinde. فَيَكُلْ هَلْ رَضِيْتُمْ Razı mısınız? Evet. Öyle. Hadisin varyantı onu orada. Böyle. فَيَكُلُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّي وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِي أَحَدًا مِنْ خَلْبِكَ Ya Rabbi daha ne diyelim ya? Bu da mankır olamayız. Bize istediğimizden, umduğumuzdan fazla güzel cennet verdik. Daha ne isteyelim ya Rabbi? Hiçbir kimseye vermedin, öyle zannediyor. Hiçbir kimseye vermedin, hepimize verdin, daha ne isteyelim? فَيَكُلُمْ اَلَا اُعْطِيكُمْ اَفْطَلَ مِنْ ذَٰلِكُمْ Ben size bundan da güzelini vereyim mi? فَيَكُلُوا اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رُضْوَانِي فَلَا أَصْحَتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا Ben size rıdvanımı helal kıldım. Bundan sonra da asla size gazap etmeyeceğim. Evet, gazap etmeyeceğim. Buyurur. Cemal-i ilahiyetini gösterir. Evet.
İşte bu hadiste ona işaret vardır. Hakim Müstetekin'de Buhari Müslüm şartlarını taşıyan hadislerin yazıldığı Hakim Müstetekin'de bunu da destekleyen bir sürü hadisler vardır. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İzâ dâhale ehlü cenneti cennete, cennetlikler cennete girdiği zaman önce cennetlikler girecek. Önce cennetlikler. Tabii bütün milletlerin içinde de önce biz gireceğiz. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Hani uyanık bulunacaktık ya her zaman. İnşallah. Treni kaçırıyorsunuz ama. Evet. Neden? Ümmet-i Muhammed isteyemeyiz. Muhammed Mustafa gaydi rakbil enbiya. Peygamberlerin önleri, kumandanı. Yalnız gitmeyi istemez. Gömüm Miraç'ta bile Allah'ın huzurundayken Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü, Allah'ın selamı bu. Ey şanlı Muhammed Mustafa peygamber, selam selamet sana deyince Peygamberimiz bizsiz edemedi. Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalim. Benim ümmetimle beraber selamette erelim ya Rabbi. Ben yalnız ne yapayım? Hatta o kadar güzel insan ki geçmiş milletlerin salihlerine de Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalim. Hepsini ya Rabbi selamet, hepsini ölür ya Rabbi. O kadar alice bak Peygamberimiz. Bizsiz oraya gitmek istemez. Evet. İlkin o girince tabii ilk o girecek. Biz de onun peygamberin ümmeti olduğumuz için siz de diyecekler. Hadi bakalım. Kumandanınızın peşinde inşallah. Böyle ehli cennet cennete girdiğinde cinlerden de böyle inananlar girdiğinde ehlün nari en nara, cehennemlikler de cehenneme, kafirlerden, şeytanlardan, isyankarlardan şefaat edilmemiş. Allah müsaade etmemiş. Öyle isyankarlar olabilir. Evet. Böyle. Evet. Şimdi iki tane köprü var. Hadislere göre. İnşallah okuruz. Sırası gelir de benim bildiğime göre hadisler. Böyle mahkemeden sonra hadi bakalım yürü. Cehennemin üstünde bir köprü var. O köprüden herkes geçecek. Herkes istisnasız. Çünkü hatmen makdiyye, kesin hüküm diyor Kur'an'da. Diyorlar işte bu. Ebu Bekir de mi uğrayacak cehenneme? Evet böyle uğrayacak yani. Cehennem üstünde köprü var. Sırat köprüsü cehennem üstünde. Onun için cehennemi görmüş olacak yani. Ama bir anda göz açımıza kadar öbür tarafa ulaşacak. Müminlerden mahkemede kazananlar da o köprüyü geçecekler. Bir köprü daha var. Cehennemle cennet arasında. Bu söylediğim Sırat köprüsü cehennemin üzerinde. Evet. Yunus Emre de söylüyor ya. Cehennemin üstüne kurulmuştur. Kıldan ince, kılıçtan keskincedir. Varıp üzerine yaslanılsın gelir diyor. Yak ki sen yap, ben seni istiyorum diyor. Öyle güzel bir imanı var. Evet, o birinci köprüyü geçmiş, mahkemeyi kazanmış çünkü, beraat var. Bakıyorlar, yoklama, tamam geç. Fakat ikinci köprüyü geçmek lazım. O cennetle cehennem arasında. İşte oraya geçmeden, hop diyecekler, dur. Adam birinci köprüyü geçmiş. Ne var? Ben bunun komşusuydum. Beni sabahlara kadar uyutmadı bu. Evet. Mahkemede kazanmış olabilir ama benim şahsi davam var. Ne var? Uyumadı beni bu. Sabahleyin işe giderken ben gece yarısına kadar çalıştım, uyumadım. Yattım hemen sap 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 merdivenlerden indi. Gürültü yaptı. Televizyonun sonuna kadar açtı. Tavuğuyla, öküzüyle, ne bileyim davarıyla bahçemi şöyle yaptı. Çocuklarıyla şöyle yaptı. Ula, tarlada benim mahsulümü ezdi. Bana hapart etti, gıybet etti. Orada görecek ki herkes çünkü. Hakkımı istiyorum ben. Hakkımı istiyorum. Durduracaklar. Ödeşmeden öte köprüden geçmek yok. Şimdi diyor ki müflis kimdir biliyor musunuz? Peygamberimiz.
parası kalmıyor tamam mı? Yo yo diyor, müflis bu değil. Müflis bu değil. İşte pehlivan kimdir? Sor. Pehlivan herkesi sırtını yere getiren, tuşla yengen adam. Yok yok diyor, pehlivan değil. Nefsine hakim olabilene pehlivan derler. Müflis de kime derler biliyor musunuz? İşte bu ikinci köprüye tam girecek. Dur diyor herkes. Tamam, herifin çok namaz kılmış, oruç tutmuş, zikretmiş, hayır etmiş, bir ton sevabı var. Ağlıyorlar. Tam gidecek, bir dakika diyor öteki komşu, sınıf arkadaşı, okulda, asker arkadaşı, tüccar, bilmem. Bir dakika benim de alacağım var. Herkes benim de var, benim de var derler, herifin iyilikleri sıfır olur. Ortada kalır. Ana bunu, buna müflis derler işte. Herif ortada kalır. Buna müflis de cennete giremez adam. Mahkemeyi kazanmış halbuki. Şahsi davaya Allah engel olmuyor. Kendi haklarını vazgeçiyor. Tamam diyor. Salıverin. Ama davacılar günümüzde de böyle. Takibi şikayete bazı davalar var. Bir de ahme davaları var. Savcı takipsiz karar verdim iş bitiyor ama. Hayır. Şikayetçiyim dedin mi? Savcı hayır dedim diyemez. Davamı tugay görecek. Ya barışacaksınız, ya ceza yiyeceksiniz, tazminat ödeyeceksiniz, hapse gireceksiniz. Ayrı ahirette de böyle. Şahsi davalar gelince Cenab-ı Hak diyor ki gel bakalım. Peygamber haber veriyor. Koçlar birbirine buruşmuş, toplaşmış. Boynuzu koyun, boynuzu koyunu tabii boynuz olduğu için duman etmiş. Boynuzu koyun diyor ki onun silahı çoktu, adaletsizlik yaptı, zulmetti, hakkım istiyorum. Bu derece, bu derece men yaman miskale zerretin hayran yara. Men yaman miskale zerretin şerran yara. İşte ayet var. Orada hakkım istiyor. Hakkım istiyorum. Al, al, sıfır. Buna müflis derler. Buna müflis derler. Evet, işte böyle. Şimdi işte bu ayet, bu hadis onunla İzâ dâhale ehlü cennet el cennete ve ehlü nâr el nâra. Şimdi cennete girmiş cennetlikler, cehennemlikler de cehennem, kafirler, şeytanlar, isyankarlar şefaat edilmemiş. Çok işte film, kantara, köprülerin üzerinde birçok adam kalmış. Ve beynehum hukuk, şahsi hakları olanlar. Kalmış, herkes girmiş ama hükümler bekliyor. Nâdâ münâdin min tahtil arş. Arşın altından bir münâdî, Allah'ın askerlerinden, meleklerden. Yâ lel mazâlim, tetekârakû min mazâlimikum ve tuhulul cennâ. Evet. Cenab-ı Hak, Allah'ın lütfü keremi çok. Erhamur Rahimin, mümin ol bak, Allah imandan ayırmasın. Yanlış yapmayan insan var mı? İnsan beşer, durmaz, şatar, şaşar, eyler, hata, üter, beşer. Mahkemeyi kazanmış şahsi de varlar. Huu, adam böyle. Onlara der ki, hadis bu. Şu haklarınızdan vazgeçin de şu adam yudunup durmasın, ortada kaldı ya. Bak ben bunun kendi haklarından vazgeçtim, görmedim üstünü altını, geçirdim. Siz de vazgeçin de, vazgeçin de bu adam burada kalmasın ya. Onun karşında siz derece verin ya. Cennette makam vereyim. Cennette görüyor adam böyle. Allah ne güzel. Evet. Orada onları birbirleriyle barıştırır. Haklarını ödeştirir. Ondan sonra cennete salıverir diyor. Hadis-i şerif öyle. Tabii bu ayet değil. Bu ayet değil. Onun için kesin diyemeyiz. Ayet olsa kesin olacaktı. Evet, böyle bu imkan var. Bu imkan var. Şimdi yine aynı şeyle ilgili. İzâ dâhale r-racûlu el cennete sûl an ebeveyn. Cennete girmiş bir mümin. Babasından sorulur. Baban nerede? Anan nerede? Kardeşin nerede? Ve zevceti hanımın nerede? Kimin neredeydin sen? Sorulur. Evet. Çünkü anası babası için aslıdır. Hanımı da insanın can yoldaşıdır.
elbisesidir. Değil mi? Kur'an'da kadınları elbiseye benzetiyor Allah. Bizi de hanımlarımızın elbisesi ne demek? Benim ayıbım bu örtüyor. Benim de vücudum arasında başka bir madde yok. O kadar bana yakın. Tehlikelerden koruyor. Bunu giymesem hasta olurum. Kadın, koca birbirine böyledir. Allah bir kelimeyle bunu açıklamış. Bu, karı koca da dünyada birbirimizi korumuşuz. Birbirimize. Aa, onun için karısın. Evet. Ve velediği çocuğunu. Bizim parçamız. Fatıma benim parçamdır diyor. Bizim de çocuğumuz, kızımız parçamız. Çocuğunu sorar. Evet. Parçası olduğu için de oğlum, kızım diyecek. Yaradılıştan gelmiş. İnnehum lem yebluğu derecedeki. Sen yüksek makamlara çıkmış adam. Kim mesela? Mevlana. Evet, geçen de gittik. Her millet var. Üstünde hiçbir şey olmayanlar da gelmiş. Gavurlardan o da gelmiş. Müslümanlar da var. Ağlayanlar var. Allah'da güzel sistem isteyenler de var. İnsanlar hep öyle. Kendini daldırmış. Mevla'nın huzurunda olduğunu şuuru bilinci içinde okuyan var, mümin var. Şıpır şıpır ağlayan. Kimisi de ooo darmerleri bak be diye birbirine orada konuşuyor. O da Müslüman. Ziyade gelmiş. O gavur da bak. Hayran hayran. Derinden bir ney sesi. Güzel bir huşu, huzurlu hava. Mevlana Çengelat'ta diyorum ben. Şimdi bir olacak, rüyasına girecek. Nasıl varsa bak diyorsun, Müslüman olacak herif. Kalkmış bir kere çengeline takmış. Allah'ın o kadar sevdiği bir kol hakikaten. Sen ölsen kim gelecek öyle? Amerika'dan, Rusya'dan dolu her gün dolu taşıyor. Hem de bize iyilik ediyor. Uf! Para makinesi. Giriş parayla. Boynu para kesiyor Mevlana. Kim alıyor? Devlet alıyor. Ölüsü bile yıkırıp bize yardımcı. Her büyük adam. Her yerden adam geliyor. Yunus Emre mesela. Ona sorarlar. Evladım, oğlum, oradakiler sorarlar. Evet. İnnehum lem yebluğu derecedek. Onlar senin bak yanında değiller. Burada değiller. Ve ameleke, senin yaptığın amellere ulaşamadılar. Feyekûr ya Rabbi kad amiltü li ve lehum. Ya Rabbi diyecek ki o güzel insan, ben hem kendim için hem evladım için, ana babam için işledim, yaptığım iyilikleri. Evet, bu böyle. Şimdi hadis okuyoruz. Benim anam babam yazılıyor. Sen de burada hadis dinliyorsun. Herkes şimdi gitti. Kimisi sigara içiyor, haram işliyor. Kimisi nargile içiyor, kimisi Kabe oynuyor. Sen gitmedin, burada Allah'ın evinde ibadet ediyorsun. Ana baba diyor, seninki hadis dinliyor camide. Bildiriyorlar. Gidiyor arkasından. Fakat baban Çanakkale'de şehit olmuş, senin makamına ulaşamayacaksın. Seninki beleş, alırların üzerinde. Oh, ne güzel kaymak gibi. O orada aşk daldı, sızılı daldı, canını bezletti. Onu makam etse, ameli senin makamına ulaşmadı. Diyor ki, ya Rabbi ben onlar için şehit oldum. Anam, babam, evladım, hatta peygamberimize ben ümmetim için bunlara katlandım. Der, öyle der. فَيُؤْمَرُ بِالْحَاقِهِمْ بِهِ. Böyle deyince cennette üzülmek yok ya. Mevlana'dan söz açtık ya, söz açtık ya. Mevlana'ya Cenab-ı Hak der ki, getirin şunu karısını, kızını, oğlunu ya. Üzülüp durmasın bu, ben bunu çok seviyorum. Halbuki mesela oğlu kızı kapının yeşiğinde girmiş odaya. Girmiş ya, cennetin kapının yeşiğinde, ooo yükseklerde. Getirin şunu yanına oturtun da bu zevki tam olsun. Der, feyukmaru bil ilhaqihim bihi. Eşinin, çoluğunun, çocuğunun, akrabasının onun yanına getirilmesi emrolunur. Emrolunur. Kur'an-ı Kerim'de de var. Tur suresi 70. Vellezine aminu vettebaatum zürriyetum bi iman elhakna bihim. Evet, Kur'an'da ayet de var. İmanda birleşmiş, imtihanı kazanmış olanları biz cennette buluştururuz.
Mevlana'yı aşağı indirmeyiz diyor. Evet, aşağıdakini yukarıya lütuf, ihsan gösteririz. Ha sen de buraya çık, baban yanına deriz. Orada zevk tam olsun diye. Onun için sülalenizden bir şehit bulunsun. Sülalenizden salih bir adam bulunsun. Sülalenizden Kur'an'ı Bismillah deyip elhamdülillah başlayıp minel cinni fennas diyecek kadar demir gibi hafız birisi bulunsun. Hafızlar da 400 kişiye kurtarın orada şifaat edecek. Ama böyle hafızlar. Adam hafız olmuş, ticarete atılmış, şu vızı kalmış, hafızlığı yok. Vız vız, hiçbir şey yok. Oku diyorsun, yok bunlara değil. Unutmayanlara. Devamlı Kur'an'la uğraşmış. Hatta bazıları var, tersinden oku diyorsun, tersinden okuyor. Böyle hafızlar da var. Böyle bir sülalenizde hafız bulundurun. Orada bak, görüyorsunuz ya. Orada işe yarayacak, birleştirecekler. Birleştirecekler. Ona göre Peygamberimiz de öyle söylüyor. Biz de size duyuruyoruz bunları. Hatırlatıyoruz. Hatırlatıyoruz. Evet. Taberani Abdullah İbn Abbas'tan ki bu hadisi destekleyen birçok lehu şevahit, birçok hadisler vardır.